Sahım da yapıyor musun? Tabii sahım, az önce sahdım. Ciddi mi? Az önce. Nerede şimdi sahım yerin? Elle mi sahıyorsun? Sahım yeri ve elle sahıyorum. Elle sahıyorsun? Elle sahıyorum. Erkekleri kurbana mı satıyorsunuz genelde? Adaklık satıyorum, kurbana çoğunca. Pire sıkıntınız var mı sizin? Şu anda daha yok. Şu anda sürü gidiyor. Biz de gidiyoruz. Bu bölgedeki insanlara manav deniyor. Manav, aynen manav. Manavlar konusunda kısa bilgi vereyim. Manavlar bu bölgeye gelen ilk Türkmenler. Burada birazcık sürü karışık. Abimiz yıllardır yapıyor ama sürüsünü biraz karıştırmış. Ama memnun hayatından. Yani şu anda 50 litre günde süt alması ve o litre 50 litreden yaklaşık 8-10 kilo peynir alıyor. Evet dostlar, yine muhteşem bir doğa içindeyiz. Şöyle göstereyim size. Gerçekten çok güzel. Şu anda şöyle size göstermek de istiyorum buraları, bakın. Böyle muazzam yerler. Şu anda neredeyiz diye sorarsanız eğer, Tongurlu köyündeyiz. Tongurlu yani Kocaeli'nin Tongurlu, Kandıra'ya bağlı zannedersem. Şimdi birazdan 500 yıllık bir keçiciyle sohbet edeceğiz. 500 yıla yakın, yani nesillerdir bu işi yapıyorlar. Şimdi gideceğiz, keçileri de göreceğiz. Hadi hep beraber şimdi gidelim. Evet dostlar, yanımda Ülker Arık var. Ülker kardeşimiz yıllardır bu işi yapıyor. Babadan geliyor, dededen geliyor değil mi? Aynen aynen. Yani 500 yıldır devam eden bir şey. Yani aynen. Babadan ola ve hep ırkı bir arada tuttun. Aynen, ama arada. Zaman zaman birkaç tane... Bir iki tane önemsiz yani. Aynen. Ama öyle. Kendi ırkından devam ettin. Aynen, geçimin bundan mı hep? Bundan söyledi. Çoğunca bundan. Hep bundan. O zaman gidelim biraz keçileri görelim. Görelim. Dur bakalım. Görelim keçileri. Görelim. Ondan sonra... Evet. Şimdi keçileri bir görelim yavaş yavaş. Nereden gireceğiz? Ne taraftan buradan şey yapacağız? Gireceğiz. Keçiler burada. Kıl keçisi sende var. Değil mi? Bana da... Kıl keçileri. Kıl keçisi. Evet. Evet, burada yaz kış burada bakıyorsun. Tabii. Yaz kış otlatıyor musun bunları? Tabii yaz. Bu hiç. Bunları ben çıkarım bir daha. Ha. Yaz kış otlatıyorsun. Evet dostlar. Kıl keçisi. 100 adet kadar var. Ama birkaç tane yabancı da katmış içine anladığım kadarıyla. Sahım da yapıyor musun? Tabii sahım, az önce sahdım. Ciddi mi? Az önce. Nerede şimdi sahım yerin? Elle mi sahıyorsun? Sahım yeri ve elle sahıyorum. Elle sahıyorsun? Elle sahıyorum. Yani o zaman kaç litre süt alıyorsun günde mesela? Yani şimdi mesela kaç litre aldın bugün? Şimdi 50 litre falan alıyorum. 50 litre alıyorsun. Evet. Kaça satıyorsun? Biz peynir yapıyoruz çoğunda. Peyniri kaça satıyorsun? Peynir 350. 350 lira kilosu. 350. Kaç litreden bir kilo peynir çıkartıyorsun? Şimdi dönem değişiyor. Şimdi sütlerin biraz şey olduğu zaman, zıvık olduğu zaman hani ay ay değişir. Tamam. Sütler koyunca peynir fazla olur. Tamam. Ne kadar mesela şimdi şu anda? Şu anda şimdi en aşağı 3, 5, 7, 8 kilo falan oluyor ya günlük. Yani 50 litreden 8 kilo alıyorsun. 8, yani. 10 kilo falan oluyor. 10 kilo alıyorsun. 10 kilo. Yani Allah bin bereket kilo, versin. Kaç ay sağıyorsun? Şimdi ben bunlar Şubat'ta başladım. Şubat'ta başladım. Bu sene de böyle bir iş yapmamıştım ben. Hastaydım. Teki ayırmamıştım. İyisini ayırmamıştım. Havaların iyi gitmesi. Hayvanlar erken yavru yaptı. Erken yavru yapınca erken savunma başladık. Yani Allah bereket versin. O alakları ayırdım. Onda o emenler yok. Bunlar var. Başlasın bir aşağı. Anladım. Biz mecbur ayırıyoruz süt, peynir için. Anladım. Yani anladım. Peynir bizim siparişlerimiz çok. Kışlık yapıyoruz, yeme yapıyoruz şu anda. Şimdi bunlar Kasım'a kadar soğuluyor. Kasım'a, akşam sabah soğuyoruz. Kasım'a kadar sağıyorsun. Tabii. Yani Şubat'ta başladın, Kasım'a kadar sağıyorsun. Kasım'a. Çok güzel. Kasım'a kadar soğuyor. Sağıyorsun. Çok memnun. Ne yedesen şu kadar bunun masrafı yok. Yem istemez. Hiç yem vermiyorsun. Hiç. Yani. Yem vermiyor. Sadece otlatma. Ot vermiyoruz, yem vermiyoruz. Kaç saat otlatıyorsun günde? Şimdi şu anda salmam lazım. Öğlen gelmem lazım, yatması lazım. Bir de tekrar 3'te koyamam lazım. Bir de akşam namazı gelmem lazım. Evet, akşam namazı lazım.
Yani 5-6 saat, 5-6 yani 10 saat yani. 10 öyle, saate yakın otlatıyorsun yani. Otlatıyoruz. Yani çok güzel. Çok memnunum yani bu hayvanlardan. Anladım. Peki dışarıdan teke aldın birkaç sefer herhalde. Yani aldım biraz yani, komşulardan aldım. Aynı ırktan komşulardan yani. Kendi aynı ırktan komşulardan aldım. Ama birkaç tane sanki karışık. Bu beyazlar mesela tam kıl değil bu herhalde. Kırması o. Ha, kırması. Annesi kara keçi, babası kırıcı. Anladım. O yalnız onlar yabani, o 3-4 tane onlar emanet yani. Şimdi biz emmesin diye oğlakları. Birbirimize gidiyoruz. Hani sütten kesmiyoruz ya. Şimdi burada olduğu için emiyor. Güden olmadığı için şey yapıyor. Bunlar ona şeyden geldi bunlar. Antalya'dan. Halep dizisi bunlar. Onlar. Bak benziyor. Halep. O üstte 4 tane onlar birbirine benziyor. Ha şunları diyorsun. Ha, bak aynı birbirine benziyor. Halep. Halep değil. Yok, Honamlı'ya Halep benziyor onlar Halep, ya. Halep. Ama. Honamlı bunlar. Honam da. Honamlı. Bir de şöyle. Bizi gelen hakikaten yüksek, güzel. Evet. Ama süt verimi bunlar kadar değil. Bir de bunlar sizinkiler kadar daha iyi yani. Ha, bizi kadar daha iyi. Sizinkiler daha iyi. Bu bizi kadar best tutmuyor. Ya şey, cüste iyi. Gösteriş güzel. Yavrular da güzel. Ya evet. Bunlar daha bir ay yavru yaptı. Çok güzel hayvanlar yani. Bunlar böyle. Maşallah iyi para kazanıyorsun o zaman sen bu işten ya. Değil mi? Allah bin bereket etsin. Allah bin bereket versin. En kötü hayvan burada. Burada bu sene en kötü hayvan 10 lira, 10 milyar. Tabii. 15 liraya teke verdi. 15-20 lira büyük teke. Hangisi? Şöyle bak, siyah. Öyle mi? Oh, satacaksın mı bugün sana? Sattım. 20 bin lira, kaça? 15 lira. 15 bin lira. Yenge, geç sen de yanına, sesiniz duyulsun. Ben yanında biraz küçüküm ama zar etmez. Olsun, gel. Sen yükseğe çık. Evet. Şimdi ben savun yapıyorum. Bu da evde peynir işlerini hallediyor. Peyniri sen mi yapıyorsun yenge? Evet, ben. Yaşınız kaç sizin şimdi? 68'e giriyor. 68 yaşındayım ben. 68, maşallah. Ben genç gösteriyorsun 67'ye ya. 67'ye girmiş oluyorum. 68 yaşındayım. Çocuk ayaklarını ağamıyordu lan. Abi Allah çok şükür. Ben buradan İzmir'de şimdi gözü yürüle giderim. Ama bir şikayetim yok. Ama zayıfım ama. Zaten bir şikayetim. Ne güzel. Şikayetim yok. Ama eğilip kalkıyorsun. Ben senin kadar eğilip kalkamam. Ben her türlü. Bunları ben bir saatte sağıyorum. Bir saatte sağıyorsun. Yok, yetmiyor bile bir saat. O kadar hızlı sağıyorsun maşallah. 50 litreyi bir saatte sağıyorum diyorsun. Vallahi çok şükür. Peki yenge de peyniri yapıyor. O da evde peynir yapıyor. Peynir yap. Peynirin tadına bakabilir miyiz yenge sonra? Tabii bakalım. Bir bakalım tadına bakalım nasıl. Tabii bakacağız da. Benim burada seyircilerim, takipçilerim diyor ki abi diyor nereye gitsen diyor yoğurda peynire bakmadan rahat edemiyorsun. Sucuğa da bakıyoruz, peynire de yoğurda da bakıyoruz. Ya bal bulmuşum bunlar doğal hayvanlar yani bir kere siz doğal bakıyorsunuz yani o çok önemli. Bak, bunlar daha bir tane yemi yok, saman iyi var. Ha suyu dağdan içe, hiç içemiyor. Ondan sonra yenge sen de kaç litreden bir kilo peynir çıkarıyorsun biliyor musun onu? Şimdi o da bir hani dedim ya hani şöyle hani ay ay değişir sütler koydukça peynir fazla olur. Kışın daha çok tabii daha koyu ya, olur. Yazın Eylül, Ekim, yeşilde daha de, şey olur. En güzel zaman bir de şöyle. Biz şey kelle deriz. Hani otlar kozuya kelle yiyor, başak yiyor keçi. Evet, evet, başak. Evet. En güzel o zaman başak zamanı. İşte ondan sonra yoğurdunu kaşık kaşık ye. Yoğurdu o zaman güzel. Şu anda yoğurdu olmaz. O zaman çok güzel oluyor. En tatlı yoğurt olur. Peki bir şey soracağım. Şimdi 100 tane hayvanın hepsi doğuruyor mu? Yüzde kaçı doğuruyor genelde? Kısır var mı? İlla oluyor. 3-5 yıl oluyor. %10 falan 15 olur yani. %10-15 %15 olur. Oluyor. Peki, anda 60 tane sağılı var. 60 tane sağılı var. Çok iyi. Peki kaç tane yavru yaptı bu doğuranlar? Şimdi %40 falan çift oluyor yani. İkiz oluyor. Evet tabii. %... 20'si çiftse 20'si tek. 50 değil de 40 oluyor yani. Tamam. %100. Mesela yani toplam diyelim ki kaç tane yavru aldınız bu sene? Onu bir topla. 65 hemen 70 tane, oldu. 70 tane. Hiç değişim olmadı. Zararım olmadı sana. 70 tane aldıysan o zaman 100 tane keçin varsa yani anaç. Yok sağlı yani şey yavru yapan 100 tane yok. Anladın mı? Geçen sene yavru. 25 tanesi ikiz yaptı. 25'i tek yaptı. 100 sağlı şöyle. 50 tanesi doğurdu. Bunlar yani yavru yapmadı. Bunlar da bunlar yeni yavru. Toklu. Çepiş teyze bunlar. Bunlar yeni yapılıyor. Büyük. Yani. Kaç aylıkken çiftleştiriyorsun sen bunları? Şimdi Kasım'da. Kasım'a Ekim 15'te teke salarız biz. Ekim 15'e. Tam Kasım'a dek gelir. Kasım'a dek gelir ben.
5 ayda şey yavru. Olarak yani yavrular kaç aylıkken çiftleştiriyorsun? 5 aylık Mart'ta olaklayalım. Yok onu yok, şey, yok onu şey. Değil. Yani kaç, bir yaşında mı çiftleştiriyorsun hayvanları genelde? Yok, bir buçuk yaşında oluyor. Bir buçuk yaşına yani, kadar bekliyorsun. Bunlar şu anda bunlar bak tam bir yaşına geçti bunlar. Bir yaşına geçti. Şey, Kasım'a kadar daha bir yani 15-16 aylık olacak. 15-10 ama teke içinde şimdi çiftleşirse şimdi yapmayız. Yok olmaz o. Olmaz yani. Olmaz. O, Eylül-Ekim. O zaman da tekeyi ayırıyoruz biz. Tam çift tatil ben gelmedikleri zaman o zaman ayırıyoruz tekeyi. Kaç çocuk var sizin? 3 tane. 3 tane. 3 tane. Çalışıyorlar mı onlar? Çalışıyorlar. Nerede? Fabrikada var ikide. Burada daha güzel para var. Durmadılar işte. Büyükler ikisi bir fabrikada onlar liseye kadar okudular. Ufağını okutamadık. Göttük kaçtık. Şimdi o da fabrikada. Ama yani şimdi şurada senin 10 kilo çıkarttığın zaman 3500 lira günde Allah, ediyor. Allah'a bekliyorum. Ben onlardan şu anda fazla para kazanıyorum. Allah bin bereket versin. Onu dedim. Bir tanesi hiç olmazsa senin yanında olsa şu keçiyi 200 yaparsın. Ya aynı abi. Bu memleket benim bak. Bu sene benim. Bir de bizim burası. Burası senin. Değil mi? Burası benim. Bak, bahçe böyle evin arkasına bak, kadar bak, bu, bahçe benim. Burası böyle komple senin. Oo güzel bahçem varmış. Burada daha iyi bahçeyi yeni yapıyoruz. Evet. Bir de bizim böyle burada cezaevinde açıktır burada. Ne oluyor? 500 tane hayvan gezer burada. Ukası çok, mere, bağ yok, bahçe yok, geniş. Ukalada hiçbir şey yok. Cezaevine kadar git, boş. Boş. Tabii hiç. Hiç. Hani hiç bağ, bahçe, hayvan salma gezsin. Hiç. Çok harika bir şey. Yani bir çok de tam güzel. Bunun yeri. Ne desen, bu hayvan kıraçlı sever, dikeni sever. En diken deriz bir de. En bir, o diken bir şey yaramaz ama bunun sevdiği en dikendir. Doğal işte diken, o. En dikeni olsun. O dikene yer bu hayvan. Evet. O dikeni yer. Ne güzel. Yani ben tebrik ediyorum sizi. İkinizi de karı koca böyle hem seviyorsunuz bu işi hem para da kazanıyorsunuz. Onlar dediğin gibi sen onlardan kat be kat fazla kazanıyorsun. Fazla kazanıyor. Allah veriyor musun onlara da? Veriyoruz ya. Para. Vermeyin, onlar hak etmiyor. Ya vallahi hak etmiyor. Anam ben diyorum bu ödüyorum herhalde avanta tatlı oluyor. Alıyor. Vermeyeceksin yenge. Giriyor mu ahırın içine? Bak ben girdim şimdi ahırın içindeyim. Size yardım etmedim ama ahırın içindeyim. Bak çekim yapıyoruz. Tabii. Onlar çalışmıyorlar. Yani gelsinler burada fabrikada çalışacağına. Şurada bir tanesi sizinle birlikte olsa fabrikada kaç para maaş alıyor? Diyorum oğlum bazen bana bir tane bir oğlak alana. Şu hayvan en kötü hayvan şu 10 lira. 10 liraya hangisi bir hayvan alabilir? Bana... Hayatta alamaz. Gitsin bakayım bir tane kurban kessin. 10 lira cebinde hangisi hemen bana şundan? Nerede çok para alıyor? Yani şurada gelse seninle beraber bu 100 taneyi çıkarsa 200 taneye. Bak şimdi doğru dürüst baksa. Şu hayvan şimdi 1 kilo süt verse 75 lira süt. Aynen 75 lira. O da şey hani biz peynir için çalışıyoruz da şimdi bunu ilaçlık için çok oluyorlar. Ana sütüne yakın. Tabii. Bu keçi sütü ana sütü ilaç için veriyoruz. Hani gelende veriyoruz, çevirmiyoruz. İlaç çıkışından alıyorlar böyle şehirden, duyan geliyor, veriyoruz. Hani ana sütüne yakın, çok... Benim bir de şöyle... En ufak olanın torunu... Ben de... Keçi sütünden büyüdü. Ne güzel. Koyun yok. Komşudan kışın süt alır. Kışın süt olmuyor bunlar da. Süt alırım. Yani süt mü içiyorum, su mu içiyorum böyle. Bir de bundan yiyorum, tadı tamamından gitmiyor. Tabii bu çok lezzetli. Keçi sütü çok güzeldir. Tadı tamamından gitmiyor. Aynen. İnek ki hiç... Su mu? Ne de her türlü yem yiyor. Yani bir de siz bunlara hiçbir yem vermiyorsunuz hiç, değil mi? Hiç. Sadece otlatmayla yaşıyorlar. Kışın karda bile yukarılara çıkıyoruz. Otlarla. Vallahi ne güzel. Yenge sen de gidiyor musun otlatmaya? Ben artık gitmiyorum keçiye. Eskiden gidiyor muydun? Çok gittim çok. Şimdi gitmiyorsun artık ha? Gitmiyorum. Çok hasta oldum. Büyük ameliyatlar falan oldum. Çok geçmiş şimdi olsun. Otum var ya. Ot yapardık. Şimdi otuma 150-200 balya ot var. O çok bir tek kışın ot. Kar yavaş çok. Kar yavaş çok çıkamaz. Onda o kadar biz pren deriz Gökçe'ye. O zeytin gibi hiç yaprağını dökmez. Peki bunlara aşı maşı yaptırıyorsun ama değil mi? Aşı ara sıra yapıyoruz ya ara sıra. Çok değil nedir? Ne aşı olmayı desen? Kar maşı yaptırmıyorsun mesela. Yok. Sadece devlet gelirse. Bir de şey. Biz pren gökçeğidir, bir aynı zeytin gibidir. O acıdır. O bütün bu hayvanla koyunda işi olur, işe düşer. Işte. Ondan kere bizde işi olmaz. O bütün hastalığı bir kere bu kırar. Evet. O yedi unlu ağaç. O da yem yeşil kalır, yaz kış. O ağacı çok yer. Gökçeğişlerin gagaklarını yiyorlar, o ayı yarı. O şey çok yer bu hayvan. Anladım. Ondan hastalık yapmıyor. İçeri mikrobu kırıyor. Ne diyorsunuz ona siz? Biz gökçe ağaç deriz, prendir. Gösterir misin onu bir ara? Tabii. Hemen burada da var. Şimdi gideceğiz ya, ne zaman gideceğiz otlatmaya hayvanlarla? Şimdi hemen gideriz.
Tamam, o zaman o ağacı da görmek istiyorum. Heh. Onun yediği için diyorsun. Herhangi bir şey. Tabii tabii. Burada var ağaç. Onu da göstereceğim arabayla. Tamam tamam. Görürüz, bakarız. Evde var o ağaç. Burada arabanın başında var. Bak gösteriyorum. Gökçe ağaç. Orada bitmiş. Gökçe ağaç diyorsunuz siz değil mi? Gökçe. Zeytin gibidir o. Yazgıç yaprağını dökmez. Ne güzel. Heh, yemyeşildir. Yazgıç yaprağını dökmez. Onu çok yere. Onu illeyici koyuyor. O mikrobu da o kırıyor. O kırıyor mikrobu. Tabii hastalık yapmıyor. O zaman oğlaklarda çok ölüm yaşıyor musunuz siz? Yok, hiç aşağı bu sene Allah'ım hiçbir zararım olmadı. Yani tabii bu şeyle de ilgili değil mi? Yani yıllardır yani nesilden nesile aynı sürü tabii devam aynı, ettiği için. Bu sene Allah'a şükür hiç öyle ishal de olmadı, hastalık da olmadı. Yalnız bir tane olur illa olur. Akşamdan hiçbir daha yine güzel abi. Hastalık da yoktu. Olur bir an tıkanmış bir tane gitmiş yani. Bir ya tane, olabiliyor yani, bir tane. Öyle 3-4 tane bir şey oluyor. Hiç öyle oluyor. Hiç. Erkekleri kurbana mı satıyorsunuz genelde? Adaklık satıyorum kurbana çoğunca. Pire sıkıntınız var mı sizin? Şu anda daha yok. Şimdi eskiden keçi tarla yoktu. Ormanda gezerdi. Bu kadar pili zirdi. O da kurulu. Şimdi ise aynı koyun gibi ot otluyor bu hayvan. Aynı koyun gibi. Ot da ıslak gibi. Islak yerde pire sevmiyor. O kuru yerde oluyor. Ha. Kışın bir karış toz olur keçi altı. Ha. Şimdi olmuyor. Bak daha bu gübreyi atamadım ıslaklıkla. İçeriden çıkardım ıslak. Islağı sevmez. O kuruyu sever pire. Ha. Ha, illa 3-5 vardır ama eski o pire yoktur yani. İlla olur. Hayvanda falan bir iki ilaç yapıyor musun peki? Tabii pireye ilaç yapıyor. Ne ilaç? Toz ilacı yapıyorum. Toz ilacı yapıyorum. Toz ilacı yapıyorum. Toz. Güzel. Toz ilacı yapıyorum. Peki bunları kırkıyor musun hiç? Bunları başlarsın, dökersin. Geldi bunların zamanı da bakacağım, kuralına kıracağım mı? Tabii zamanı geldi kırkıyorsun. Tabii. Evet. Makasla mı kırkıyorsun? Makasla kırkıyorum. Kendin kırkıyorsun. Kendim yani. Daha orada ya senin hiç bir masrafın yok yani. Yok, ne orada, kırkıma para veriyorsun? Orada yerler var. Kendimiz kırkıyoruz. Orada ağacın altına bağlıyorum. He, bağlı. Bir ayağına bir ayağına şak 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 2 dakika. Süper. 2 dakikada kırkıyorum. Yani kırkımı yapıyorsunuz. Doğadan otluyorlar. Evet. Süt veriyor. Süt oğlakları kurbanda evet. Satıyorsunuz aynen, değil aynen, mi? Aynen. Dişileri ne yapıyorsun? Devamlı tutuyor musun? Damızlık. Damızlık satıyorsun. Damızlık yani işe yaramayanları ben. Yani kendimize duruyor. Hayır yaramayanları damızlığı iyi olmandan da çıkarıyorum. İyileri bırakıyorum kendime. Çok kendime. Güzel. Vallahi tebrikler. Bak bunlar harika. Beyazdır ama anası kendi teke ayrımıştı ama ana yavrusu hani şey yerli yani. Yerli. Yerli belli. Yerli keçi. O zanalar ona böyle olur. Zanalar böyle. Bunlar sanen değil. Sanen değil yani. Ama bunlarda kanından da yok. Bu yerli keçi ya. Yerli. Yerli. Bunlar yerli hepsi. Evet. Hepsi yerli. Sanki. Bir de şöyle ben kışın en şey o bak teke ne desen kışın üşümemesi. Şu değil mi senin teke? O şu de siyah siyah. Ha, şu o da teke arkadaki. De, onu şimdi damızlık bıraktım. Bu şimdi da damızlık. Desen, hep yünleri bırakılma. Ama yani bu tam kıl keçisi değil ya. Bunda bir şey var. Al kırmalık var. Halep var bunda biraz. Halep annesinin. Bak o kırkırma. Şu siyah, tam siyah olan tam kıl i̇şte keçisi. İşte hangi tüylü? Tüylü olduğu için hayvan kışın üşümüyor. Tüylü olanlara bırakırım. Ha. Hangi de çok tüy var. Hani tüy olduğu zaman. O önemli diyorsun yani. Ya tabii. Hani üşümez hayvan. Hmm. Tüyünden su geçmez, yağmur geçmez, kar geçmez. Yünlü olduğu için. Anladım. Ha. Bir de bunun içinde pamuk vardır. Hanginin içinde pamuk varsa içinde. Bir tüyünden başka bir de içinde pamuk vardır. O pamuk döküyor içinde. Nedir o? Ne? Pamuk derler bu içinde. Tüyün içinde pamuk. Ha, nasıl göstersene bakayım nasıl? Yumuşacık tüyü var. Ha, gösterebilir misin bir tane de? Merak ettim şimdi. Dur bakayım. İşte döküyorlar da içine. Bak. Ha, şimdi şu anda şu içinde bir de pamuk vardır onun. Ufak bir pamuk vardır. Döküyorlar da. İncecik. Döküyor ha. Döküyor. Ha. İçinde bir de o çok kısadır içinde pamuk. Ha. Onun üzerine bu büyük kaldı bu arada. O kışın koruyor mu onları tabii diyorsun? Tabii koruyor. Onun için mi dedin yani? İmkansız. Yağmuru içine girmez. Bir de töylü olduğu için insan töylü gibi. Anladım. Bak bu onlardan değil. Bak bunda tüy mü yok. Bak babası bunu zanneder. Onu tutmuyorsun o zaman. Yok. Ama çok bel seviyor. Aynı yeri babası işi de annesi karakeci yani. Kırma. Oğlum, kırma. Kırma. Annesi kırma. Ya keşke kırmasaydın. Saf kalsaydı yok, daha iyi. Yok çoğunlar. Onlar bir tane ama gene de çoğunlar güzel. Eti de güzel. Aynen. Yani şey besi sütü de güzel. Etini yiyor musunuz siz de? Tabii de. Kavurma eti. Yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Tabii kavurma. Oh ne güzel. Vurma teki. Oğlak eti güzeldir. Ama vurma. Diyorsun ki 10 bin lira tanesi artık. Yani bir tane oğlağı almaya kalksan. Tabii tabii tabii. Değil mi? Tabii. Bu sene çok şeyler her şey. Yani İstanbul'da. Tabii kocaman 15 bin liraya verdik. Bak tüylü. Evet oymuş şunu 15 bin liraya verdiniz. Ha, tüylü oyur ama tüylü evet. Ondan ne su geçer ne soğuk geçer. Heh. Çok güzel. Evet.
Evet dostlar. Yenge bana peynir getirdi. Bu kadar peynir yiyecek halimiz yok. Bakın. Yakından bakın bu peynire. Bu gerçek keçi. Organik değil ama doğal. Niye organik diyemiyoruz? Organik olması için 7 kilometre etrafta hiçbir gübrenin, hiçbir kimyasalın kullanılmaması aynı, lazım. Aynen. Ama bu doğal. Niye? Bu keçi yemin diken, ot, ağaç yaprağından başka bir şey yemiyor. Aynen. Yemiyor bir şey. Doğal yaprağı. Harika. Doğal. Ne zaman yaptın yenge bunu? Bu günler 3 gün oluyor. Her gün yapıyoruz, her gün yapıyoruz, her gün de oluyor. Yetişmiyor zaten. Kuşa mı saklıyorsun bunu sen? Biraz tuzu fazla ya, salamura yapıyorsun. Şimdi ben bunları böyle ne bir kabın içine koyuyorum, keçem uçuyordan yanına. Du sepeliyorum, ondan sonra başka kaba suyundan dolduruyorum. Kışlık yani. Damacanlara kışlık. Çok güzel. İşte taze, duzsuz ama duzsuz gelir. Duzsuz. Yok, tamam bu. Bu yemek için. Yani işte tuz hatta gibi, üstünde duz vardı ya, ondan orası duzlu. Altı öyle değildir. Şimdi de her gün sıkıntı yok. Muhteşem. Harika. Kusura bakmayın. Sizin böyle karşınızda yiyorum ama ne yapayım, geldim. Tadına bakacağız. İzleyemem oradan. Hep izleyecekler bizi. Şimdi izlemiyorlar. Şimdi çekiyoruz. Çıkınca bize bile veremezsiniz değil mi? Sen zaten seyredeceksin şimdi, merak etme. Kendini seyredeceksin sen. Bu çekici değil. Tabii televizyon. Ekrandan. Çok teşekkürler. Sağ ablacığım. Harikasınız. Şimdi nereye gidiyoruz? Köyün içerisinde usulü. Köyün içerisinde. Cevizler. O bahsettiğin ağaçtan yolda daha sonra göreceğiz. Buralarda o, yok. Yukarısı hep ondan zaten. Kaç tane var o? Onlar 40-50 tane var. O da yeni edindi. Ama onlar bunlar gibi değil. O beyazlardan da bunlar gibi değil. Öyle mi? Evet. Bir karışınca problem olmuyor değil mi? Yok, olmaz. Akşam sabah ayrıca. Tekrar zamanla bir yere gelmiyoruz. Tamam. Şu anda hiç sorun olmaz. Tamam. Şu anda hiç. Eve yaklaştık herhalde. Geldik herhalde. Burada. Keçilerine böyle ufak bir ağıl yapmış. Kışın burada yatmıyorlar herhalde. Yok, kışın burada. Yazdık. Bazılarını yeni kurtmuş arkadaş. Makasla kurtum. Evet. Gel. Sen tamam, biz bakarız ya. Tamam abi, bana gel. Tamam, sağ olasın. Teşekkürler. Tekrar başın sağ olsun. Tamam. Kalanlar sağ olsun. Sağ ol. Evet, keçi çobanlığı yapıyoruz. Keçileri götürüyoruz. Tabii üzücü bir olayla karşılaştık. Allah gani gani rahmet eylesin. İnşallah ablamızın mekanı cennet olsun. Ama... Evet, bu da komşunun sürüsü işte. Köyde komşu komşuya her zaman muhtaç, yardım etmesi lazım. Köpek saldırmaz değil mi? Yok, saldırmaz. Ters bakıyor. Saldırmaz. Evet. Çanlar çalıyor. Gidiyoruz. Karışık bu arkadaşın sürüsü. Ya bunlar karışık. Kırkmış, kendisi kırkmış herhalde. Kendi kırkmış. Makasla. Karışık bunlar. Şimdi buradan dostlar, öteki sürüyle beraber dağlara çıkacağız biraz. Dağlarda şu meşhur koruyucu ağacı göreceğiz. Ağacın neydi ismi tekrar? Piren. Gökçe ağaç. Gökçe ağaç. Piren. Karşıya mı geçecek? Doğru değil mi? Biliyor. Ondan bravo. Bunları beraber mi otlatıyorsunuz bravo, genelde? Ayrı da işte bugün cihazlısıya gidecek. Ayrı otlatıyorsunuz ama bugün böyle olduğu için. O da sağıyor mu keçilerini? Tabii sağıyor. Onda cenazesi var. Hanım ölmüş rahmetli. Hastaydı. Allah rahmet eylesin. Hasta mıydı? Hastaydı. Çok. Hasta.
hayat, hiçbirimiz sonsuza dek yaşamayacağız. Ama işte belki bu çekimler dünya var oldukça ve YouTube kapanmadıkça bu çekimler devam edecek, bu çekimler kalacak. Sonra buna yerli diyor, buna ona çıkmaz, buna kışın dayanmıyor, soğuğu gelmiyor. Ha, bu bunlar evet. Bak bir onlara bayılıyor, bir bunlara bakıyor. Hadi bakalım, hadi. Yenge de bekliyor. Evet, şimdi onlar da çıkacak ha. Evet. Biz bekliyoruz. Ne tarafa gidecekler? Yukarıya. Ha? Evet, sonra kendi kendine ayrılıyor herhalde bunlar. Onlar kalsın, yürü. İlk tanışma tekrar. Onlar kalsın bir, bırak. Oo, susamış hayvanlar. Orada sulak da var. Suluk da var yani. Yalak var, sulak diyeceğim. Yalak diyeceğime sulak dedi. Evet. Bu ikisini bırakacaksın ha. Bu topallıyor. Oh. Evet. Bunu da bence bırak. Evet. Yavruları bıraktık. Onlar tabii daha çok ufak. Ha, yavrularını bırakmak istemiyor. Ha, kalsın. Neyse, kalsın o da ya. Daha. Ona biraz ot vermen lazım. Evet. Gel. Şu anda sürü gidiyor. Biz de gidiyoruz. Dağ başını duman almış. Gümüşdere durmaz akar. Yenge sağ ol. Görüşürüz. Teşekkürler peynir içinde. Sağ ol. Bıçağını hiç yanından bırakmıyorsun bakıyorum. Yok, bırakmam. Bu da 50 senelik bıçaktır. 50 senelik bıçak. Göster bakayım. 50 senelik bıçak ha. Gökbaslı. Kandıra Gökbaslı. Kandıra yapımı. Kandıra. Var mı bıçakçı hala Kandıra'da? Yok, şu anda yok. Bu da bitti. Bitti bu yok, da. Yok yok. Bu da. Ha, bu da bitti. Bu da son. Evet. Bu da son. Bu da son. Her şey bitiyor ha. İnşallah sizin keçiciliğiniz bitmez. İnşallah. Duacıyım inşallah senin oğullarından birinin kafasına taş düşer. Ha. Aklı başına gelir. Ben ne yapıyorum ya? Benim burada olmam lazım der. Şu doğru hayvan, mu diyorum? Şu hayvanın şu kadar masrafı yok. Evet. Bu meleği göstermez. Dünya meleği. Dünya, dünya. Evet. 1000 tane hayvan gider. Bir tane 5 tane değil. 1000 tane hayvan gider. Aynen. Katılıyorum tamamen. Evet. 1000 tane. Eyvah. Tokuşuyorlar. Tokuşmayın. Hadi gel 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 gel. Gel gel. Şimdi iki ayrı sürü olduğu yollar, için. Yollar. Buradan mı gidiyoruz? Ha, oradan. Tamam. Şu arkaları gelin, toparlayalım. Hadi. Şimdi tabii çoban arkadaşlar seyrettiği zaman diyecekler ki ya sürünün arkasından mı gidiyorsunuz? Hayır, gidilmez ama biz şu anda onlar yolu biliyorlar. İki tane farklı sürü olduğu için toparlayarak gidiyoruz. Öyle diyebiliriz. Stabilize yol. Şimdi daha doğru tırmanıyoruz. Gel. Hayatında bu işten başka iş yapmadın sen, yok, değil mi? Yok. Ufak tefek kendi ihtiyacım, bağ bahçeye kendi ihtiyacım. Anladım. Bağ bahçe.
Peki okul nasıl? Okul ne kadar okudun? O zaman bize ortaokul, ilkokul ya. İlkokulu okudun, ortayı okudun ortayı mu? Yok, okudum. Yani ilkokul. İlkokulu köylerde, okudun. Köyde ilkokul. Sadece. Anladım. Yani okuma yazma bilecek kadar ilkokul. Çok iyi. Burada şey yok mu? Yırtıcı, kurt, burada çakal. Yok. Çakal var, o bir şey yapmıyor. Kurt şey yok. Yapmıyor. Kurt yok. Kurt yok. Köpeğe kurt de ihtiyacın yok o zaman buralarda. Köpeğe var, köpek var. Köpeğim var da ha? Kurt yok. Köpeğe ihtiyacın. Köpek ihtiyacı oluyor mu? Kurt yok. Yok, köpeğe ihtiyacı yok. Bak bunları yemeye bayılıyor bu budur ağaçları. İşte bu ağaç dediğim bu ağaç. Bu ağaç mı dedin? Gökçe ağacı. Yalnız hiç böyle yeşil kalır bu. Gökçe ağacı bu ha? Gökçe ağacı. Yalnız hiç böyle yeşil kalır. Gökçe ağacı meşhur. Bodur ağaç bu. Bodur. Bu kadar. Bunun olur yaprakları ilaç. Tabii. Diyorsun. Bu. Tek fazla büyümez. İşte en büyük böyle. Fazla büyük olmaz. Evet dostlar. Bu gördüğünüz ağaç gökçe ağacı. Ve keçiler buna bayılıyor. Bu sürü hiçbir şekilde karmaşı olmuyor mesela. Bütün mikrobu hastalığı kırıyor. Bütün hastalığını kırıyor diyor abimiz. Keçicilik ayrı bir şey. Siz manav oluyorsunuz değil mi? Evet biz manav. Manavlarda manav. Eski Türkmenler. Eski Türkmenler. Bu bölgedeki insanlara manav deniyor. Manav aynı manav. Manavlar konusunda kısa bilgi vereyim. Manavlar bu bölgeye gelen ilk Türkmenler. İlk Türkler. Tabii genelde o zamanki işte derebeyleri veya işte o zaman yaşayan insanlar. Derebeyleri ve bunları birazcık şey yapmışlar zamanında. Ben yüzyıllarca önceden konuşuyorum. Belki 1000 yıl, belki 1500 yıl. Onlar da hep dağlara gidiyor. Geçmişler. Yani dağlara, dağlarda yaşamışlar. Onun için manav milleti genelde hep dağlık bölgelerde yaşar. İşte Kandıra da bir dağlık bölgedir. Kandıra da benim çok iyi bir ustam vardı. Kaşar peynir ustam. Tahsin. Buradan Tahsin ustamı anacağım. Allah rahmet eylesin ona. Türkiye'nin bir numaralı kaşar peyniri ustasıydı. Onu unutamam. Kandıra'dan neyzen çıkar. Kandıra'dan çok iyi peynirci çıkar. Güzel yerdir. Kandıra'da güzel. Kandıra'da çok şey de vardır. Manda da vardı. Şimdi tekrar çoğalıyor mandalar. Evet. Burası senin otlattığın yerler mi? Buradan şimdi bu orman çalı bölgesinin içine mi girecekler bunlar? Evet evet. Burada girecekler. Daha karşıya. Peki şu anda bayağı sıcak hava. Sıcak bu sıcağı etkilemez mi? Sıcak suya dayanıklı bu. Hiç sıcak. Hiç sıkıntı yapmıyor hiç, ha? Hiç. Çok iyi. Hiç sıcak soğuk denilmez. Evet. Ben mesela şu anda sıcaktan terliyorum. Evet, harika manzaralar. Biz de buradan böyle elimizde çubuğumuz. Ülker kardeşimizle, abimizle beraber geldik. İşte hayvanların otlatmasını da görelim dedik. Hem güzel bilgiler aldık ama yani gerçekten müthiş yerler. Bakın göstereyim. Bakın, doğanın güzelliğine bakın. Tabii doğa gene bozulmaya başlamış yavaş yavaş. Karşıda çok büyük bir tavuk çiftliği var. O tavuk çiftliği, ismi ne tavuk çiftliğinin? O besi tavuğu gibi, besi içi. Yumurta çiftliği. He yumurta. 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 Yumurta yapıyor, bu da av köpeğimiz. Ülker abimize soracağız, avcılık var mı? Evet. Ormanın içine ya da çalıların içine daldı hayvanlar. Mutlular. Düşünün sadece buradaki bitki abi, böyle, örtüsünü abi, yiyerek. Ahmet abi. Efendim. Yukarıdan gel. Buradan gel. Buradan mı geleyim? Gel. Dur. Yol var burada. Yani buradaki bitki örtüsüyle hem besleniyor, tatmin ediyor, hem süt veriyor, hem de yavru veriyor. Yani 1.2 ya civarı yavru veriyor. 1.3 yani dediklerine göre. Ama burada tek Ülker abimizin sıkıntısı... Bana biraz sanki kısır hayvanı fazla gibi geldi. Bunu da yiyor ha, bu da çiçekleri. Elini sürmez, et sesi bunu sever. Öyle mi? Elini... Da para gibi işe var, büyür daha bu evinler. Evinler böyle büyür daha bunlar. Ha, bunu yiyor değil mi? Her şey. Ha. En sevdiği o, diken. Çok güzel.
sevmedi. Şimdi ileride göreceğiz. Evet. İleride göreceğiz. Şöyle. Bak nasıl yalava çıkıyorlar bu kare. Bunda bir saati geçti ya az hayvanları. Evet, biraz geç. Ben geç geldiğim için biraz. Önemli değil de, önemli değil de. Hani her şey saati, bu saate alçıktır. Evet, o saatinde çıkacak evet, mutlaka. Tabii saatini bilir o saatine. Değil mi? Ama şimdi mutlular. Saat 1 olduğu zaman da buradan bir girer, hiçbir tane almadan eve gelir. Öyle mi? Bir de işte yukarıda su yok. Hayvan suya gelir köye. Bir de yatıyor. Sen şimdi öğlen gene getireceksin şeye, suya. Ha, 1'de 2'de getirir. 1'de 2'de getiriyorsun hayvanı. Ama mutlu hayvanlar. Bak. Bu sonra sıcak soğuk dinlemez bu. Evet. Yani o konuşuk olanlar dinliyor. Sıcak soğuk evet. Dinliyor. Biraz da ileri gidiyor. İlerisi daha güzel. Şimdi ağaçta görelim. Evet. İlerisi daha güzel. İleri gideceğiz şimdi. Ha, daha iyi. Ağaçları. Yukarıda villalar falan yapılmaya başlamış. Tabii. O binalar. Oraya da gideceğiz. Doğa bozulmaya başlamış gene. Kusura bakmayın dostlar. Ben böyle konuşuyorum ama ben doğa dostu biraz yeşilci olmaya çalışıyorum. Tam değilim belki. Ama önemli. Şimdi bir şey soracağım sevgili Ülker abim. Burada sokak köpeği probleminiz var mı? O kadar fazla yok. O kadar fazla yok. Var. 3-5 tane yabani köpek var da biz zarar size veriyoruz. Zarar vermiyor. Ha, tamam, çok güzel. Çok az zaten. 3-5 evet. Tane. Şimdi sokak köpekleri konusunda birazcık belki sert konuştum. Özür diliyorum herkesten. Tabii ki her canlı yaşama hakkına sahiptir. Her canlı yaşamalı. Her canlı bir şekilde 3-5 tane var. Bizi pek zararları yok onlar. Hayatını idame ettirmeli. Ama bizler de onları eve alıp sonra sokağa bırakmamalıyız veya bir yerlere atmamalıyız. Devletimizin gerçekten bu konuda çok ciddi çalışma yapması lazım. Bir şekilde bu hayvanların hani yurt dışı bunu 50-60 yıl önce hallettiği için dolayısıyla şu andaki hümanizm ve insanlık çok daha farklı noktaya geldi. Ve onlar sorunu baştan çözmüşler. Onun için fazla sıkıntıları yok. Hiç sıkıntıları yok. Ama bizim sıkıntılarımız var. Bu sıkıntıları bir şekilde çözmek lazım. Tabii ki itlaf etmek hayvanları çözüm değil. Ama mutlaka bunları bir şekilde gerçek anlamda barınaklara, böyle bizim gibi hani bir yeri kapatalım, koyalım ne olursa olsun değil. Gerçek anlamda barınaklara, içinde her türlü hijyenik standartın oluşturduğu. Tabii ki bu bir maliyet. Ama işte bugün restoranlara gidiyoruz. Restoranlarda birçok yiyecekler asılıyor. Bunların da alınması lazım. Ya bu çok kahküllüymüş onu bir çekeyim. Honamlı melezi. Honamlı melezi. Suratından belli. Yani burada birazcık sürü karışık. Abimiz yıllardır yapıyor ama sürüsünü biraz karıştırmış. Ama memnun hayatından. Yani şu anda 50 litre günde süt alması ve o litre 50 litreden yaklaşık 8-10 kilo peynir alıyor. Buna nereden bakarsanız işte 3000 lira civarı bir gelir elde ediyor. Bu da aylığa vurduğunuz zaman 90 bin lira gibi bir para ediyor. Demek ki fabrikada çalışan çocuklar alsınlar 30 bin lira 40 bin lira. Hani daha fazla alacakları zannetmiyorum. Hadi 50 bin lira alan olsun ama gene dayının kazandığını kazanamaz. Burada bir emek var tabii ki. Sağım emeği, başka işte çobanlık emeği ama bu emeğin karşılığında da bir şekilde Allah veriyor. 10 tane hayvan verdim. Bunda 30 lira para aldım. Hangisinden? Bunlardan. 10 tane verdim. 30 lira para. Bu ufaktan. Şu 10 tane, 3 tane 30 bin lira para aldım. 10 tane. 10 tane verdin 30 bin lira aldın. 3 bin liradan verdin yani. 3 bin lira verdim. Allah bereket versin. Daha bir de şey, ufak tayfayı yani büyükleri değil, bir ufağına. Daha ufakken verdin yani. Daha ufak. Bir büyük olsa 4 yapar, 5 yapar mesela. Sıkıntı yok yani devamlı geliyor yani. Demek ki. Bak 3 tane daha var herhalde. Gördün mü? Evet. Daha yeni oldu. 50 litreyi geçtiğin oluyor mu? Bütün aylar ortalama gün bazında ortalama hep 50 litre alıyor musun yoksa? Şimdi süt iner, peynir çoğalır.
Süt iner, peynir çoğalır. Yani peynir miktarı değişmiyor yani. Değişmez, daha çoğalır. Şimdi sütler koyulaşı ya. Sütler eğer koyu olsa peynir o kadar fazla olur. Otlak artıya, ot kartıcıda süt koyulur. İlkbaharda otlar taze, süt de taze olur. Yani sen 9 ay, 9 ay şey yapıyorsun. O sopayı öyle fırlattın mı, hayvana fırlatmıyorsun değil mi? Yok yok yok. Aman şimdi seyircilerimiz, izleyicilerimiz diyecek bak sopayı fırlattı, hayvana şu, fırlatmıyor. Yani yön de değiştirmesi için yaptı. Bir de bu fındıktır. Bu hiçbir hayvana zarar vermez fındık. Kement usulü kullanıyor bu fındık ağacından ha? Fındık ağacı zarar vermez aynen. Hani bazı sopalar çok ağırdır. Evet. Kızılcık meşe ağırdır. Evet. Bu hiç zarar vermez aynen. Yevtin. Anladım. Yevtin. Onu korkma ağacı önüne. Hani. Evet. Geldik bir noktaya kadar. Ben buradan son verebilirim zaten. Burada. Bunlar devam edecek mi yollarına? Onlar eder. İşte pren ağacını gördük bunlar işte. Evet. Gökçe ağaç. Gökçe ağaçları gördük. Gökçe ağaçlarını bu gördük. Bu da iki tanedir. Bir de o cihil yeriz. O böyle gagak verir. O dikenlisidir. Şu mu? Şu öbür. Neredeki? İşte bu. Ha bu. Onunla bu ayrı. Anladım. Bak. Dikenli bunlar evet. Bu dikenli. Evet. Bu da böyle pelit deriz biz. Pelit verir böyle. Evet. Bunu çok yeri hayvan bu. Pelitini biz, yer değil mi? Pelit. Bu bir. Buna cehil deriz biz. O peren. Bu peren. Bu peren. Bu peren. Cehil ve peren. Bu hiçbir şey zarar yok ama. Bak hiç. Bunu çok yer. Evet. Bu hayvan çok yer. Evet. Vallahi çok güzel bir çekim oldu. Dostlar. Evet. Bir programın sonuna daha geldik ama vereceğim buradan mesaj var mı? Sağ olun. Elinize ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Burada kadar bizim için zahmet ettiniz. Teşekkür ederim. Ne demek? Çok, Allah razı olsun. Her zaman çok memnun oldum seni tanımakta. Her zaman kapımız açıktır. Gece kim olsa olsun bizi öyledi. Ya yani biz öyle. Kim olsun misafir. Her ikisi kapımız açıktır. Kapıya biri gelsin. Ne ihtiyacı olsa olsun. Vermezsem rahat edemem. Doğru, vermem lazım. Olsun. Yapmam lazım. Peki buradan keçicilere, çobanlarımıza, üreticimize mesaj var mı? Bütün çoban arkadaşlar bu mesleği kaybetmedi. Yani gitmek üzere elimizden bu. Yani bunu kaybetmeyelim. Evet. Bunu kaybetse bir tane bulamayız. Bir tane geri gelmemiz kimse yok. Bütün bunu yok etmeyeli. Aynen. Bütün, katılıyorum. Bütün işlerimize meslek arkadaşlarımla. Evet dostlar. Bu hayvan gibi hayvan yok. Masrafı yok. Geliri çok. Aynen. Hiçbir masrafı yok. İlacı yok. Şey, Allah'a bir gün versin. Bu yem yok. Saman istemez. Aynen. Masrafı yok. Masrafı geliri yok. Çok. Geliri çok. Allah'a bir. Masrafı yok. Geliri çok. Geliri çok. Evet dostlar bir programın sonuna daha geldik. Ülker abimize teşekkür ediyorum. Yengemize teşekkür ediyorum. Peynirini de yedik. Evet onlar devam edecekler. Benim dönmem lazım. Ama güzel bir program oldu. Güzel bir çekim oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve bildirim açmayı da unutmayın lütfen. Buradan hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı iletirken koyunlarınız, keçileriniz, kuzularınız, oğlaklarınız, danalarınız, düveleriniz, tüm hayvanlarınız sizler ve ülkemiz sağlık içinde olsun. Sevgiyle kalın, güzellikler içinde kalın, hoşça kalın.